45x2'ye hoş geldiniz. İkişer medyadasınız. Burada sorular da biz sorarız, cevaplar da zaten biz veriyoruz. Siz her zamanki gibi oturun ve izleyin. Evet, Türkiye'nin dev kadrosu Sinan Engin, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz ile beraber değiliz. Türkiye'nin küçük kadrosu Halil İbrahim ve Ebu Bekir Çatal'la karşınızdayız. Abi ben kendimi küçük olarak görmüyorum. Onlara karşı. Böyle anında biz büyürüz. Bak dikkatli ol bu şeyleri konuşurken. Onlara göre tabii biz küçüğüz ya. Öyle yani, bir kıyas yapın. Yerine göre küçük büyük. Avrupa Kupaları özel yayınımıza hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz vardı. Salı gününden başlayalım. Galatasaray'ımız evinde Bayern Münih'i 70 dakika sirkülese etmesine rağmen maalesef 3-1 mağlup oldu. Ebu Bekir'den başlamak istiyorum. Ebu Bekir, maç hakkında neler düşünüyorsun? Galatasaray beklemedik bir şekilde Bayern Münih'i bayağı darladı. Yani gerçekten darladı. Yetmedi, daha da darladı. Ama Galatasaray'ın sağ olsun bir Zaha diye bir süper sürekli transfer futbolcusu var. Allah onun belasını versin. Net söyleyebilirim. Zaha da yoktu. Buraya gülme fikri de koymayacağız ki kendi başına da kalsın. Hayır, hiç. Zaha'nın şimdi 6-7 top kaybetti. İkinci yarıda sırf oyundan çıkana kadar. Bunların birisi golle sonuçlandı. Galatasaray'ın 7 golle. Ben o yüzden Galatasaray genel olarak takım olarak çok iyi oynadı. Galibiyeti kaçırdı desem yalan olmaz. Kaybettiği için de üzülmesin. Abi Zaha ama ilk yarıda da o etkili Galatasaray takımında gerçekten çok sönük kalmıştı. İlk yarıdan evet. Beri öyle bu vardı. Yani herkes bir ne bileyim Kerem şunu kaçırdı, bunu kaçırdı Kerem'e yüklenirken asıl beklenti daha yüksek olan futbolculara yükleniyorlar. Mesela Angelino niye sahada yoktu? Niye ilk 11'e bile giremedi Bayern Münih maçında? Bunu sorgulasınlar. Zaha neden böyle berbat oynadı? Tete sarı kart yiyince neden hemen pısırık gibi ikili mücadelelere girmedi? Ben bu arada, ben de bunu sorgulasınlar. Ben bu arada araya yani girip gelip bir bizim şey... Milli araya girebilirim bir kısa bir araya girelim. Milli takımda neyse, parlayan yıldızımızı ben buradan eleştirmektense başkaları eleştirsin. Selamlarımı yolluyorum. Buradan Himmet Demirci'yi ellerinden öpüyorum. Geçmiş doğum günün kutlu olsun. Her zaman desteğini arkamda hissediyorum. Selamlar. Seviyoruz. Evet, bunda konuştum onu bir şey yapsaydın. Teşekkür ederiz. Yok, ben baktım fazla konuşmaya başlıyor arkadaşlar. Çatılar bayramında. O zaman senden devam edelim. Senin düşüncelerin neler? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Galatasaray maçı. Yardımcı olayım. Galatasaray. İkardi! Abi seyirci de bundan mutlu ama. Abi seyirci nasıl bugün? Ya, nasıl her bugün? Hafta. Şimdi bak şaka bir yana bugün daha yeni bir video gördüm ben bugün öğle vakti. Abi okulda çocuklar Simge sahandan aşkın olayım dinliyorlar. Bir tane çocuk aşağıda böyle yapıyor, yukarıda çocuklar da aşkın olayım diye bağırıyorlar ya. Abi acayip bir trend oldu. Öyle yani şaka makaya evet. Değil. Acayip bir trend oldu. Yani adam yani Türkiye'ye geldi böyle yani üst seviye bir futbolcu olarak geldi tabii ama yani böyle dünya starı bir şeye devşirdi bizim ülkedeki zaten futbolu. Öyleydi zaten. Ya Icardi'nin ismi ama Icardi geldiğinde yani kariyer oynar mı oynamaz mı? Aynen öyle. Evet. Biz o kafayla düşündük. Adam geldi bildiğin herkesin çocuklarının bile sevgilisi olmaya başladı ya. Ya Simge Sağ'ın bile Icardi sayesinde ekmek yiyor. Allah aşkına. Aynen öyle. Doğruya doğru. Ama maça asıl konumuza geri dönecek olursak yani Galatasaray çok iyi oynadı tabii ama işte Bayern Münih veyahut da Şampiyonlar Ligi seviyesinde bazen çok iyi oynamak da yetmiyor. Bulduğun fırsatları kaçırmayacaksın abi. Bizim ilk yarıda belki 3-4 golü bulabilecek fırsatlarımız vardı. Kerem top önüne düştü. Yani %100'lük pozisyonu kaçırdı. Icardi'nin kornerden gelen bir pozisyonu vardı. Icardi'nin yine Mertens miydi bilmiyorum. Bir futbolcumuz güzel aşırtma, defansın üzerinden aşırtarak bir pas verdi orada. Yani birine çıkarıp daha iyi bir pozisyon yaratabilirdik. Ayağının arkasıyla Torreira'nın kaçırdığı bir tane de çok güzel Torreira'nın şutları. Yani bu fırsatları bu seviyede zaten Kopenhag maçında da aynı sorunu yaşadık. Kaçırmayacaksın abi. Rakibin bak Kopenhag bile affetmedi. Geldi iki kere geldi, üç kere geldi. İkisini gole çevirdi. Onu Kopenhag yapıyorsa Bayern Münih haydi haydi yapar. Adamlar üç kere, beş kere geldi. Üçünü gol yaptı yani.
fırsatlarını kaçırmayacaksın. Buldun muydu tepmeyeceksin. Peki Galatasaray Bayern Münih maçına bir başlık atman gerekseydi eğer başlığın ne olurdu? İkinize de sorayım aynı. Başın öne eğilmesin. Güzel. Çok net. Senin direkt. Bir şey bunu var. Biraz daha düşünmem lazım. Tamam. Benim mesela o maç için özet veya başlık olarak abi akıl kalbi yendi. Galatasaray'da futbolcular gerçekten duygusal bir şekilde oynadı, kalple oynadı. Ama işte adamlarda milyon, 1 milyara yakın kadro var galiba değil mi Bayern Münih? Abi adamlar yürüyerek 2-3 gol attı. Yani maalesef maç boyunca atmasa yoktu. Bir gol attı, bir asist yaptı. Aynen maçın adı resmen. Kim ortada yoktu dediğin gibi. Benim başlığımda şu an yani düşündüm en mantıklısı bana titretti olurdu. Zaten Halil'e böyle sorular sorarak kendi bacağımıza sıkmış. Yani niye abi? Bayern Münih titretti işte. Tabii tabii titretti biz ona bir şey demiyoruz. Tabii biz senin, titrediler adam. Biz senin fesatlığını bildiğimiz için. Aynen öyle biz senin doğru ne anlamda dediğini biliyoruz. O yüzden fesatlıkmış. Fesatlıkmış. Ben aklımda abi, olanı söyledim. Rejiden uyarıyorlar da bu mikrofon niye orada diyorlar. Nereye mi sorayım? Ya arkadaşım sen düzgün konuşamıyor musun Allah aşkına ya? Titretti dediğimde yine fesat fesat dediler. Ben bunlara boş yapma diyorum. Geç konuyu geç. Fesatlıkla alakası yok. Bayern Münih sen defansı, futbolcusu, yönetimi, teknik ekibi hepsi de titremedi mi? Titrir 60 dakika. Tabii Tuchel bir ara kulübeden çıkamadı. Titredi yani titretmiş oluyoruz biz onları. Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Fesatlık. 7 numarayı alalım. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında Bayern Münih tabii 9 puan yaptı. Onlar garantiledi. Beklenildiği gibi. Bayern Münih bu grubu zaten 16 yok 18 puanla bitirir. Garanti. Olasılıklar içinde dahildir. Galatasaray 4 puan, Manchester United 3 puan, Kopenhag'da 1 puan da. Galatasaray Bayern deplasmanı, United iç saha ve Kopenhag deplasmanı. Buradaki tablodan Galatasaray'ın ikinci olarak çıkması için siz ne öngörüyorsunuz maçlar için? Hani nereden ne şu puan çıkarabilir? Şimdi Galatasaray beklenilenden daha fazla puan aldı bu ilk 3 maçta. İlla. Çünkü beklenti bu yok. İlk 3 maçta bence hiç beklenilenden kura çekimi, kura çekimi ilk yapıldığında kimse Galatasaray'ın ilk 3 maçta 4 puan alacağını beklemezdi. Niye? Bir Kopenhag'ı yenecek. Kopenhag'ı yenerdi. Öbürlerini yenilirdi. Herkes öyle normalde. Kopenhag galibiyeti mantıklı olarak düşünüldü. Ben Manchester United'den bir beraberlik çıkarabileceğini düşünüyordum. Yani ben 4 puan öyle de mantıksız bir gelmedi bana. Ha. Bırak. Sıralama olarak değişik oldu. Manchester'dan galibiyet aldı. Evinde Kopenhag'a beraber kaldı. O ayrı ama şimdi burada yani Galatasaray üstüne ekleyebileceği 4 puan daha olur. Hani bu Kopenhag galibiyeti, Manchester United beraberlik, ben 6 puan beraberlik olabilir ama Manchester'ı yenebiliriz de. Yani o potansiyeli var. Bunu Bayern Münih maçında gördük. 6 puanı da alabilir. Almasa da 4 puanı ben garanti olarak görüyorum. Bayern deplasmanında puan almasa da acıtmaz diyorsun. İşte yani. Bayern deplasmanı 3 puan. Manchester United 3, Kopenhag 0. Keşke çok seviniriz Bayern deplasmanında bir 3 puan neden olmasın ama hayallerde de yaşamıyoruz şimdi. Tabii ki Manchester United ve Kopenhag 2 maçtan da fark etmeksizin 4 puan aldığın sürece zaten bu gruptan Galatasaray'ın rahat çıkacağı. Çünkü bak şimdi öbür takımların Bayern Münih'e karşı yenemeyeceklerini, beraberlik alamayacaklarını biliyoruz. Manchester Kopenhag'ı yense puanı 6 yapar. Evet. Galatasaray'dan 1 puan alsa Galatasaray da Manchester'ın 1 puan almış oluyor. Yani. Tabii Galatasaray 7 puan avantajı var ya. Yani. Üzerine olduktan sonra ikincilik garanti. Galatasaray 7 puan alan ikinciliği garantiliyor abi. Tabii. O kadar net. Ona da şu an daha yakın takım Galatasaray. Galatasaray öyle değil mi? İnşallah bu futbolunda devam ettireceğini düşünüyorum büyük olasılıkla. Ki zaten Galatasaray Manchester'a karşı maçı son maç mı oluyordu grupta? Hayır. Yok, Kopenhag maçı son maç. Deplasman. Bak Galatasaray hayır, şimdi hayır Manchester maçı son maç. Hayır. Abi. Hayır. Bayern Münih deplasmanı oynayacak Cimbo. Tamam. Dönüyor evinde United'ı ağırlayacak. Hayır. Son maçta deplasmanda Kopenhag. 5 ve 6. maç değişik olmuyor muydu Çemberkapları gibi? Yok abi. Oluyordu. Değişti mi o? Ne ara değişti o? 11. ayın 29'u İstanbul'da Manchester United maçı var. 12. ayın 12'sinde de Kopenhag'da. Ne ara değişti bu ya? Bayern gel United git Kopenhag. Bir ara çünkü o değişikti. 5. ve 6. maç değişikti. Eski fikstürü bu şekilde. Bu da bir avantaj aslında abi, bence. Aynen.
FIFA, UEFA, yani bunların böyle bir öyle bir böyle yapmasına şaşırmayın. Paranın ya FIFA, UEFA demişken. Paranın köpekleri bunlar sen abi. Sen bana bir bilgi vermiştin. Hemen kısa bir parantezle onu versene. Bu Latin ülkeleri falan karışık. Afrika. Şimdi. Onu bir açıklasana. FIFA'nın paranın köpeği olduğunun kanıtı. Şimdi Dünya Kupası'nı organize eden federasyonlar oluyor tabii. Bu ne bileyim Dünya Kupası organizasyonu Katar'da yapıldı. Bu galiba CONCACAF oluyor değil mi onların? Hı hı. CONCACAF Brezilya'daki o şey olmuş. Tabii Latin Amerika ülkeleri. Latin Amerika. Evet. Hangisin? Organizasyonsa işte oraları karıştırmayın. İsimlerini bilmiyorum. Biz Avrupa'yı biliyoruz UEFA'da. O da Avrupa'da yaşadığımızdan başkalarını da bilmiyorum. Önemli değil. Demek istedim. Şimdi Katar Asya kıtasından bir ülke ya. Şimdi Dünya Kupası'nı onlar yaptı. Bir dahaki Dünya Kupası'na Asya kıtasından veyahut da Asya'nın o federasyonun içinde olan ülkelerin hiçbiri adaylığını açıklayamıyor. Çünkü en son Dünya Kupası Asya ülkelerinin birinde yapıldı. Hı hı. Tamam mı? Şimdi bunu aklınızda bir bulundurun. Tutun bunu bir cebe atın. Evet. Şimdi bu FIFA. Ey FIFA! Sen sırf Suudi Arabistan parası için 2000 hangi senesinde tam onu da hatırlayamıyorum şimdi tabii ama adamlar bir turnuva yapıyor. Bunlara aday İspanya, Portekiz. Bunların yanına bir de Fas ülkesini iteliyor. Yani bunlar anlayacağınız İspanya, Portekiz, Fas. Birbirlerine aynen Afrika kıtasını da oraya yerleştirdi Avrupa'nın yanına. Hadi bunlar birbirine yakın ülkeler dersin ki tamam idare edilir. Hadi biraz da mantığı olabilir falan. Ki ben can alıcı noktası şimdi geliyor değil mi? Ben Dünya Kupası olsun, Avrupa Şampiyonası olsun 3-5 ülkenin yapmasına da karşıyım. Abi Dünya Kupası'ysa, Avrupa Kupası'ysa hangisi olursa olsun tek ülke yapacak abi o turnuvayı. Ben o 3-5 ülke karıştırmaya karşıyım. Evet. Neyse geri dönüyorum. Bu 3 ülke tamam ya. Dünya Kupası'na FIFA diyor ki ya biz Suudilere nasıl yapsak da versek bundan sonraki turnuvayı garantiletsek onların almasını da diye düşündü. Aklına çok çakalca bir fikir geldi. Dedi ki ya biz Dünya Kupası'nın böyle bir jübile gibi bir sistem yapalım. Bunların yanına bu üç ülkenin yanına bir de Arjantin, Paraguay ve Uruguay'ı ekleyelim. Bunlar da açılış olarak gibi gösterip birer maç oynansın o ülkelerde. Turnuvanın geriye kalan maçların hepsi de Fas, Portekiz ve İspanya'da yapılsın. Yani böylelikle hem Avrupa, hem Afrika, hem Amerika yani bu Güney Amerika ve Kuzey Amerika'yı saf dışı bırakıyor. Kalıyor bir tek Asya tarafı. Bu şimdi hangi sene olacak bu dediğin? Abi seneyi hatırlamıyorum. 2036 mı 2038 mi ne o civarı bir şey. Yuh. Bunların hepsi devre dışı kalıyor yani o kıtalardan hiçbir ülke bir dahaki Dünya Kupası'na adaylığını açıklayamıyor. Geriye kalıyor Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın yanına belki iddia değil adaylığını koyabilecek ülkelerden biri Avustralya. Onlarda da öyle bir güç kuvvet yok. Yani ondan sonraki turnuvada daha hala seçilmemesine rağmen açıklamamasına rağmen %100 Suudi Arabistan'da. Bunu şimdiden ben size söylüyorum. Ve bunun tek bir amacı var. FIFA'nın para köpeği olduğunun gösterisi. Mafya iş başında diyorsun. Aynen zaten Sepp Blatter zamanı da Blatter de değildi. Platini de adam Platini değildi. Hiçbir adam değil abi. Yani o yüzden değişen hiçbir şey yok. UEFA da olsa, FIFA da olsa hepsinin ben aynı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir fark yok dediğim gibi. Türkiye aynen Futbol Federasyonu da buna dahil. Diyelim ve... Aralarında en adam. Sana göre. Bence bana FIFA'ya sana adaylığını koy, oy verelim. Kim? Erden Timur. Erden Timur ilk önce sen de başlama. Sen de başlama TFF gibi Galatasaray'ın işleri iyi gittiğinde Fatih Terim milli takım hocası ol. Veyahut da ne bileyim Beşiktaş'ta durumları gittiğinde Şenol Güneş milli takıma gel de teknik direktör ol da orada güç kaybı yaşansın. Aynen öyle. Hep aynı senaryo. Ve UEFA konferansı gidelim. Fenerbahçe evinde Ludogorets yendi. 2-0 öne geçti. 2-1 oldu. Acaba mı derken 90 artı 3'te Mihaza Aytın golüyle
Çok temiz bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Ligde olsun, Avrupa'da olsun. Futboluyla göz dolduruyor. Hiçbir sıkıntısı yokmuş gibi. Rotasyon. Adam resmen aynen. Avrupa kulvarını yedeklerle çıkıyor. Antrenman maçı gibi. Antrenman maçı gibi. Biz boşuna demedik süt kupası diye. O süt kupasıyla alakası değil de Fenerbahçe'nin nasıl? Kadro genişliği ve kalitesiyle alakalı. Abi, şimdi bak Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu küçümseyerekten söylemiyorum bunları. Yanlış anlamayın. Fenerbahçe şu an güzel top oynuyor. Bunu son bölümde de söyledim. Aslanlar gibi futbolunu oynuyorlar. Ama şöyle bir ciddi ciddi bakarsanız bir Fenerbahçe'nin grubuna, hadi Beşiktaş'ın grubunda Club Brugge var, böyle Şampiyonlar Ligi seviyesinde olabilen diyebileceğimiz. Yalan mı? Değil. Fenerbahçe'nin grubunda o seviyede bir tane kulüp var mı? Ludogorets Razgrad abi. Şampiyonlar Ligi'nde nerede oynayacak? Norçelent'te abi fena değil. Onlar Şampiyonlar Ligi'nde oynamadın Ludogorets. Çok oynadı. Aynen öyle. Yani seneler öncesinde. Ne seneleri? Fenerbahçe'den önce katıldılar onlar. Fenerbahçe son 10 senede Fenerbahçe'ye katıldı. Siz yine Fenerbahçe'nin yalakalığına... Ben şu anda Fenerbahçe yalakalığını yapmıyorum. Ben şu anda diyorum ki Fenerbahçe'den fazla katıldı. Sen sualamaya devam et. Ben yani bak, kelimeleri düzgün benim seç. Fikrim. Bak. Burada kelimeleri düzgün seç. Sıva mola falan. Sana bir sıva yaparım kendine gelemesin. Kelimeleri düzgün Allah seçerek Allah, konuş. Allah Allah. Düzgün seçerek Allah konuş. Allah Allah. Saygı ol, efendi ol. Yoksa efendiliği güzel öğretiriz. Bundan önce küfürleri eden de bendim zaten. Merak etme. Öğretiriz sana. Hiç merak etme. Tabii tabii. Sen önce kendine terbiyeni öğret. Abi neden temiz konu Fenerbahçe olunca hiç rahat bir şekilde Fenerbahçe'ye... Ya abi konuşturmuyorsunuz ki. Ben ne desem Fenerbahçe'yi... Sen soru sordun, ben cevap ne desem Fenerbahçe için... Abi bu soru sormadı mı? Demedi mi? Fenerbahçe'nin oynadığı grupta Şampiyonlar Ligi seviyesi... Ama hep bir muhalifsiniz. Var mı? Diye soru sormadın hep mı? Hep bir muhalifsiniz. Hep muhaliflik alakası hayır yok. Hayır. Ben sana Fenerbahçe'yi soruyorum. Soru saçma. Fenerbahçe'yi burada kötümser bir şey söyledin mi? Abi ben Fenerbahçe'yi soruyorum diyorsun ki süt kupasında oynuyor. Abi biz evet, kötümsemek için Beşiktaş için de geçerli. Ya abi o... Ama Beşiktaş'a sonra gireceğiz. Beşiktaş'a sonra bak, gireceğiz. Bak olay ne biliyor musun? Bak şunu bir açıklığa kavuşturalım. Şampiyonlar Ligi futbol dünyasının en prestijli organizasyonu. Açıkara, evet. Hatta şahsıma münasır şunu da söyleyebilirim. Bence Dünya Kupası'ndan daha çok zevk veriyor bana. Doğru. Tamam mı? Şampiyonlar Ligi bir numaraya koyarım. Hemfikirim ben o konuda. Evet. Ama UEFA Avrupa Ligi olsun, Konferans Ligi olsun. Abi bu da bir Avrupa sahnesidir. Hayır. Şimdi Galatasaray tamam. Misal bak gruptan çıkamadı, elendi gitti tamam evet mı? Fenerbahçe atıyorum yarı final, çeyrek final oynarsa onların orada oynaması bile bizim ülkemize Şampiyonlar Ligi'nde oynamış kadar puan getirecek mi? Getiriyor. Ya ha. orası ayrı. Ben seviye olarak farkından bahsediyorum ya burada. Şu abi onu tartışamazsın zaten. Şu Ludogorets'i bizim Türkiye Ligi'ne koy, ilk 5'e giremez. Girer abi. Giremez. Girer abi. Giremez. Girer. Bir de ama sıkıntı... Keşke öyle bir şansımız olsa da desek, gerçekten böyle bir koysak da bir sezon izlesek. Ama bak olay şu an Konferans Ligi olur, bilmem ne Uganda Ligi olur. Fenerbahçe şu an hem ligde hem Avrupa'da gümbür gümbür oynuyor mu? Tamam. Oynuyor. Ben biz de dedim neden? Aslanlar gibi oynuyor diye. Tamam ama onu bırakıyorsun, sektiriyorsun taşı, işte o lig kötü, bu lig iyi. Abi biz onda değiliz ki. Ben sana ne dedim? Fenerbahçe Ludogorets'i yendi dedim. Grupta normal devam ediyor. Bu hakkında ne düşünüyorsun yani? Kadro olsun, rotasyon yapar. Ne düşünüyorsun? Bak... Fikrimi söylüyorum, beğenmiyorsunuz. Sen fikir söylüyor. Ona siz karışamazsınız. Aynen. Ona siz karışamazsınız hanımefendi. 25 dakika konuştu, 3 dakika konuştu. Konuşsaydın, konuşsaydın. 10 minute, 10 minute, 10 minute. Beğenmiyorsan geç odana. Beni burada dellendirmeyin abi. Abi tek derdim... Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerinde küçümsenmemesi lazım. Ludogorets küçük bir takım değil. Boş bir takım da değil. Fenerbahçe seviyesinde değil. Doğru, hemfikirim. Beşiktaş grubunda sadece Club Brugge Beşiktaş'ın seviyesindedir. Gerek Antakalar Beşiktaş'ın seviyesinde değil. Ama yine de bu Konferans Ligi'ni süt kupası yapmıyor, küçümsenmiyor. Sonuçta o kupayı kazanan takımlarında bir başarısı vardır. Türkiye'nin en prestijli futbol müsabakası Türkiye Ligi 1 numara. Şampiyonlar Ligi, tamam mı? İki numarası dersin ki Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi, tamam mı? Evet. Konferans Ligi ne olur biliyor musun? Ne Türk olur? Spor Yazarları Derneği Kupası olur en fazla. O derece süt kupası bu. Tabii, Türk Spor Yazarları Derneği karşılaştırma çok yanlış. Kupası dedin,
senelerdir oynanmıyor. İşte o derece, o derece. Tamam da alakası yok. Alakası yok. TSE7 kupasını kazanan takımı ne veriyorlar? Bir tane kıytırıktan kupa veriyorlar, o kadar para biliyor. Tamam, burada çok mu para veriyorlar? Konferans liginde birincisi. Çok mu para veriyorlar? Bir kere birincisi. Türkiye için, o ülke için puanlar toplanıyor. Yani diyelim ki bak, Galatasaray Şampiyonlar Ligi elemesini elense ya da Şampiyonlar Ligi'de dördüncü olsa. O zaman bak bakayım nasıl Beşiktaş'la Fenerbahçe'ye kalıyorsun. Bak bakayım onlar için nasıl diyorsun ki inşallah kazanırlar da puan alırız diye. Beni hiç ilgilendirmez. O zaman, Konferans Ligi'nden de puan da beklemeyeceksin. Galatasaray Konferans Ligi'ne kaldı, Galatasaray'da desteklemeyeceksin. Bu kadar net abi. Çok şu an alakasız. Hayır. Konuşuyoruz. Abi sen insanların damarına basarsa insanlar da alakasız konuşur. Benim sorum o lig bu lig değildi. Fenerbahçe'nin başarısını bize anlat. Bu. Adamlar oynuyor, başarılı oluyor. Ben Fenerbahçe'de çok başarılı buldum. Adamlar geliyorlar. Bak şimdi bir bakalım. Yanılmıyorsam ilk 11'de yarısından fazlasına rotasyona girdiler. Hepsi rotasyona. Ve maçı 3-1 kazanabilirler. Bir oynayan Tadiç var benim bildiğim. Tadiç'te her maç zaten vazgeçilmez. Adam da oynuyor. Abi adam yaşına rağmen oynuyor. Yorgun belirtisi. Tadiç. Yedi ciğerli çıktı bildiğin. Bak zaten belli bir bel kemiği var. Tadiç, Fred, Bekao, Ciku. Şu dördü. Bu dördü olduğu maçta da zaten Fenerbahçe'nin bileğini kırmıyor. Hadi şu Luto Barrett'e karşı Galatasaray yedek kadrosuyla çıksın. Hadi. Rezil olur. Hadi. Rezil olur. Rezil oluyor. Tabii. Tabi rezil oldu. Yani demek ki Galatasaray'a asla küçümsek. Kazanmakta çok zorlanır. Yalan mı? Zorlanır abi. Zorlanmaz mı? Tabi tabi evet. Beşiktaş'ın da yediği çok zorlanır. Lan Beşiktaş'ın ilk 11'i bile zorlanır. Beşiktaş'ın yediği mi var şimdi abi? Şimdi Beşiktaş'a ya girdirtmeyin beni yani. Beşiktaş'a gireceğimiz... Ama doğru doğru. Galatasaray'ın da yedek kadrosu. Beşiktaş'ın yedek kadrosu. E çıkma o zaman. Yedek kadronla çıkma. Fenerbahçe kendine güvenmiş. İsmail Hoca riske evet, almış. Güvenmiş ve yapmış. Tam yanlış yapmamış demek ki, kazanmış. Helal olsun. Demek ben bunu, ben buna bir şey demiyorum. Senin anlamıyorsun. Fenerbahçe yedek kadrosu da çok güçlü. Yedekten de çok fazla katkı alabiliyor. Sevgili seyirciler, buradan sizlere sesleniyorum. Benim ağzımdan bir kere Fenerbahçe'nin yedekleri çok kötü denildi mi? Öyle bir söz çıktı mı ağzımdan? Galatasaray yedekleri kötü dedin mi peki? Galatasaray yedekleri... Hayır, onu da demedim. Bunlar... Galatasaray yedekten gelen hangi oyuncu? Benim söylemediğim lafları, kelimeleri söylemişim gibi lanse ediyorsunuz. Ondan sonra onun o yani hiç ortaya atmadığım bir şeyden üzerime yürümeyi deniyorsunuz. Sizin amacınız ne ben biliyorum ama ben sizin hayır amacınıza gelmeyeceğim. İstediğiniz kadar uğraşın. Bak, alakası yok. Alakası yok. Bak şu geç anda... abi konuyu da. Hayır. Kadar bunu mu konuşacağız? Bunu mu tartışacağız burada? O kadar tartışmak istiyorsanız kameraları kapatırız. Ondan sonra gideriz. Dışarıda bir yerde güzelce tartışırız o konuyu, tamam mı? Neyse sen dışarıda bir yerde falan tartışmama gerek yok. Tartışma dediysen bir nargile falan içer. Sizin istiyorsunuz da mikrofon var. Hem yakında var hem burada var. Bir şey olmaz ya. Ben mi koyayım reji? İnadına bip koyma reji. İnadına duy bunları reji. Bip reji bip. Abi Fenerbahçe olayı işin içine girdiği anda yayın akışı diye bir şey kalmıyor. Olaylar başka yere abi gidiyor. Niye 10 dakika 15 dakikadır burada Fenerbahçe'ye konuşuyor? Hayır işte. Sen 15 dakika boyunca şu an o lig böyle bu lig böyle diyorsun ya. Abi bütün Avrupa arenasına çıkan Türk takımları kaldırımda bile oynasa ülke puan kazandırıyorsa bitmiştir. Hala trigger yapmaya gerek yok. Bu bana kadar açık ve net. Bunu söylettirmeyin. Bana soru soruyorsunuz. Ben söyleyeceğimi söylerim abi. Ortaya atarım. Beğenen durur, beğenmeyen buyuruz. Ha kapı orada. Gidir. Senin çıktığın kapıyı mı göstereceğiz? Abi bir tane kapı var zaten. Kaç tane kapı? Hangi kapıyı göstereyim? 5-13 tane görüyorum. Bırak bırak, sen çıkıp gitmeleri seversin zaten. Ve Beşiktaş'a geliyorum. Tatsız olaylara gelelim. Beşiktaş... Abi ya ben, yorulduk artık ya. Yorulduk ya. Konuşmadan önce sana bunu takdim etmek istiyorum. Çünkü sen bunu... Ben de bunu. Ben senin bunu benim Beşiktaş yorumumu sorduğunda bol bol kullanacağını düşündüğümden dolayı bunu sana takdim etmek istedim. Şuraya 3 harf yazsanız yeterli. A, N, Ç. Buna aynı. Ben abi bunu sana yapmam abi. Boş yapma demem. Öyle bir durumdayız ki ben ama yaparım. Ben buradan
ANÇ'ye derim. Boş yapma ANÇ. Allah bilir neler uyduracaksın şimdi. Basın toplantılarında, oralarda, buralarda. Şenol Güneş gitti falan, bizi sattı. Burak Yılmaz futbolcular şu bu. Hayır abi, tek suçlusu sensin. Bu takımı bu hale düşüren sensin. Abi Beşiktaş feda döneminde bile ne bu kadar ezildiğini hatırlıyorum, ne başka bir şey. Feda döneminde bile maç kazanırdı, derbi alırdı ya, derbiler bile heyecanlıydı. Üçüncü bir Samet Aybaba, Erkan Kaşla, Mehmet Akgüz'ü bek oynatırken bu takım üçüncü yaptı ya. Abi ben bugünkü maçı zaten beraber izledik. Ben izlediğimde şunu fark ettim ki Beşiktaş bütün gücünü Galatasaray maçında harcamış, Galatasaray'dan puan alayım diye. Abi orada da kaybetti. Avrupa Ligi'ne ne güç kaldı, ne bir şey kaldı. Burada hiç varlık bile gösteremedi. Abi maç 3-1 bitti. Yani o kadar beceriksiz, o kadar kötü bir Beşiktaş vardı ki. Ya Bodo Glimt üzüldü, golü kendi bile attı ya. Dedi bari bunlara, gelmişler evimize misafirperverlik gösterelim dediler. Adamlar resmen bir gol hediye ettiler ya. Abi oradaki olay, bak ne futbol ne başka bir şey. Abi taraftar seni istemiyor. Seni isteyen bir Allah'ın kulu kulüpte bulunmuyor. Sen neymiş? 10 Aralık'ta gider kulüp. 10 Aralık'a kadar her şeyi kaybettikten sonra mı ya? Beşiktaş'ta farklılaştırdı. Evet, aynen öyle. 10 Aralık ne demek ya? İstifa edeceksen istifa et. Adam olacaksan bile lanet olsun. Şu kararı erken çek de ol. İstifa et, kurtul. Senin yüzünden arkadaşım yine çöplüğe dönecek ya. Abi yemek sipariş ettim bak. Hesabını da Beşiktaş'ta farklı işler dönüyor. Burada önemli bir şey bahsediyorum ya. Ben ne diyorum? Önemsiz bir şey diyorum ben. Abi burada Beşiktaş'ta bak hesabını da dönüyor. Bütün hesabını da ben ödedim. Bana ödettirdiler aslında. Neyse. Reci ödetti, biz ödedik. Allah razı olsun, bana şey yaptı orada reci. Anladınız siz onu. Ya yemek sipariş ettik buraya. Arkadaşımız Bodo Glimt ve ANÇ yüzünden yiyeceğini yedi. Pizzanın yüzüne bile bakmadı ya. ANÇ, senin yüzünden arkadaşım çöplük olacak. Çöplük, git kurtul artık. Yani bizi bırak, kurtulalım senden. Bıktık ya. Bıktık ya. Abi ortada ne eleştirebileceğimiz futbol var. Çünkü orada da futbol yok. Ortada abi bu takım bugün hocasız çıktı ya. Abi hoca yok. Takımda 10 numara yok. Stoper diye bağırdık biz. Stoper de yine Necip oynadı. O yüzden ki diyoruz. En iyisi yine Necip'ti. Beşiktaş'ta farklı işler dönüyor. Böyle olamaz abi. Akıl sağlığımıza artık bu kötü ya. Çok üzülüyorum. Ağzımdan kötü şeyler çıkacak. Çok üzülüyorum. Bak gerçekten artık ağzımızdan kötü şeyler çıkacak. Abi hiç mi bir şey yapamazsın tutma ya? Tutma içinde, ne olur çıkar. Ne olur çıkar. Ayıp olur. Ben kulağıma söyle. Kulağıma söyle. Yok özelde. Sen söyle başla, ben bir koyayım buradan. Yok özelde. Ne olmuş? Benim bipim çok seslidir. İçine atma kardeşim. Bak, ben üzülüyorum senin durumuna. Benim bipime kimse dayanamaz. Geç herkes sadece. Şanslı ve Galatasaraylı olarak dünyaya gelemiyor. Abi bak rakibin Bayern'ı elimden kaçır diye üzülüyor. Aha geliyor. Ben bipi hazırlayayım. Fenerbahçe'de sen doğu dizgin devam ediyor. Sen abi çöpsün ya. Hocan yok. Takımda doğru dürüst bir topçun yok. 4.5 Onana dedin. Onana'yı gördük. Onana topçu değil abi. Onana topçu değil. Onana topçu. Onana bildiğin. Bu onun kayıp kardeşi. Onana. Abi Opara'ya bile ne diyordu? Bu takım için ölürüm diyor, savaşıyordu. Yeteneksiz. Abi biliyorsunuz Opara için saat satıcısı diye bir laf ortaya. Saatçi abi saatçi. Saatçi diye ortaya atılmıştı. Onana anca onun getir götürünü bile yapamaz. Yani o derece. Onana gider. Onana gider İstanbul'un. En böyle leş kekoların gittiği yere de gider şırdan satar. Daha da fazlasını beceremez. Çok net abi. Yani bilmiyorum ben. Şırdancı Onana. Tek parantez yine Beşiktaş'ın çocuğu Necip Uysal. Yoksun için bir derece eksi derece soğuk böyle. Abi Necip Uysal'ın savaştığı yerde öbürkünden niye savaşamıyor? Herkes bir Necip Uysal olamaz. Gladiator ya. 11 tane Necip de bulamazsın. O yüzden abi işler çok kötü gidiyor. 11 tane Necip olsa gol atamazsın. Ama Abubakar'ın yeri ayrı. Abubakar'ın yeri bizde her zaman ayrı. Severiz Abubakar'ı. Abi hepsi pılını pırtısını toplayıp gitmesi lazım. O derece bir yapıya dönüştü. Abi adam o boyuyla aslında Abubakar o yapısıyla nasıl hızlı koşuyor? Beşiktaş öbürleri, devre arasında transfer sezonunda ya vezirliğe doğru gidecek ya da daha da bir rezil olacak. Öbürleri 2 adım atarken Abubakar 3 adım atıyor ya.
Abi biz senin yaptığın şeyleri duymamazlıktan geldiğimiz halde niye üstüne basa basa tekrar? Hani anlamıyorsun bak, birileri böyle espri yapıyor. Komik olmadığı için gülmüyorlar. Gereksiz olduğu için anlamıyorlar. Duymamazlıktan geliyorlar. Aynen öyle. Onu sadece ben görüyorum şimdi. Kameraya göstermem. Tamam işte. Kameraya göster bari. Kamera da o açıdan görüyor, sen zaten görür. Lan böyle de görür. Görün abi. Böyle de görür. Var mısın iddiasına? Var mısın iddiasına? Abi ne konuşuyorsun? Reji görüyor mu? Reji. Kafa sallıyor. Evet de diyebilirsin böyle bir soru geldiğinde. Reji. Reji biraz uyan ufam ya. Onu Reji bir dakika sefere de böyle Kayserileri almayın buraya. Konuşuyor burada. Sanki kendi İstanbullu. Ben de Kayserileyim ya, ben düzgün Türkçe konuşabiliyorum. Düzgün Türkçe konuşabiliyorum ben. Buraya gelip de. Ya bu işler nasıl bu konuları yiyor, konuları falan diye konuşmuyoruz burada. Evet, ümit de zaten öyle konuşuyoruz yalnız. Abi şurada isim vermeyin artık ya. Milleti ne? Niye kendimize şey yapıyoruz burada ya? Ben bir şey demiyorum ya. Ben bu tip konuşmaları çok doğal bulduğum için... Olur. Sen dalganı geç. Seninle de öbür tarafta dalgasını geçecekler. Merak etme sen. Sanki seninle geçmeyecekler. Sen o kadar sallı, et istediğini söyle. Seninle dalga geçmeyecekler. Seni benimle, sanki ele almazlar orada. Benimle dalga geçecek insan. Benim İğne üstünde yürüyorsun. Benim milletle dalga geçtiğim seviyede edecekse başımın üstünde yeri var. Buyursun gelsin. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa. Peçete varsa terini alayım ya. Çok sıcak oldu. Abi şunu yine söylemekte fayda var. Beşiktaş'ta işler çok karışık. Abi bu da halilleşme yolunda devam ediyor. Selam faslı. Abi sabahtan beri aynısını söyleyip duruyor. Beşiktaş'ta ortalık çok karışık. Beşiktaş'ta ortalık çok karışık. Abi bütün Türkçe'yi söylüyorum. Evet. Ben. Sen. Kapanışı. Kesin bu komik bir video falan şey yapacak. Bununla yapmak istiyorum. Neyle yapmak istiyorsun? Haftaya görüşmek dileğiyle esen kalın. Beşiktaş işleri karışık arkadaşlar. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımız ikişer medya. TikTok. Ne bileyim. Tamam, sen yalnız devam et. Instagram, YouTube. Ben yerime geçeyim. Burada herkes gidiyor. Ben haberim yokmuş gibi. Bahadır hemen ışıkları kapatma. Birazdan kapatırsın. Şunu da alayım hatta. 3 tane mikrofonla yapayım ben söyleyeceklerimi. Takip etmeyi unutmayın. Tam kardeş sesin çıkmıyor dedi. Benim evet bunu da alayım ben. Şunu da şuna takayım da şöyle konuşayım. TikTok, YouTube, Instagram'da bizi takip etmeyi unutmayın. İkişer medya. Oraya gelir zaten Recep Koyar. Naçizane sadece kendi... Yok yok, kendi değil. Hüseyin Demirci 2020. Halo alt çizgi C 38. Ve bendeniz Ebu Bekir. Alt çizgi C. Ayrıca istifa. Herkese buradan bol bol selamlar söylüyoruz. Bizi izlemeyi unutmayın. Burada değişik değişik sesler de aldırmayın. Kapanış için son cümle. Beşiktaş'ta işler çok karışık. Evet. Beşiktaş'ta işler çok karışık.